Hayırlı günler dostlar. Gündem oldukça yoğun Rusya Savunma Bakanı Şoygu ülkemize geliyor. Yine kargı, kamikaze, insansız hava aracı ilk kez görüntülenirken Suriye'deki son durum ve İran'da Güney Azerbaycanlıların yaptığı gösteriler ve çok daha fazlasıyla karşınızdayız. Öncelikle dostlar kargıyla başlayalım. Efes 2022 tatbikatında ilk kez ortaya çıkıyor. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kamikaze İA kargıyı görmektesiniz. Lentetek tarafından tamamlandığı altyapı hazırlıklarıyla kargının seri üretimine gün sayıldığı duyuruldu. Türkiye'nin yeni kamikaze insansız hava aracı kargının 6 saatten fazla havada kalış, setkam iletişim, havada dolanma, bazı teknik özelliklerine yer verilmiş, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve satıhtan havaya füze sistemlerini hedef alacak, Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye ziyaretini öne çekerek 7 Haziran Salı günü Ankara'ya gelecek. Lavrov'a eşlik edecek heyette Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu olacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov şu açıklamayı yapıyor. Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyareti sırasında kuvvetle muhtemel Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonun görüşüleceğini duyurdu. Bizzat Kremlin tarafından Suriye operasyonunun görüşüleceğine yönelik açıklama yapılıyor. Yine dostlar Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na bağlı Arar El Şam grubunun Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmesi beklenen operasyon öncesinde yeni bir tatbikat başlattığı duyuruldu. Tatbikat ilişkin görüntüleri görmektesiniz. Bu görüntüler eşliğinde son haberleri aktaralım. 101. ortak devreye başlatılmış. Rus ve Türk kuvvetleri aynen Arap kırsalında devreye geziyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından bu haber servis edilmiş. 101. devreden bahsediyoruz. Azez'e gidiyoruz. Azez'de Suriye Milli Ordusu mensubu Necmettin Hamdoş isimli askerin aracına EYP patlatıldı. Bu şekilde haber aktarılıyor. Yine milli ordu askeri Hamdoş'un aracına düzenlenen saldırı sonrasında kendisi ve iki çocuğunun yaralı olarak kurtulduğu bilgisi de geçilmiş. Ordumuzun devrelerinden bahsediyor. Özellikle dostlar şunu da söyleyelim. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov şu açıklamayı yapıyor. Türkiye Karadeniz'de mayın temizleme konusunda yardıma hazır olduğunu bildirdi. Bunu en iyi nasıl organize edeceğimiz konusunda hem fikir olacağımızı düşünüyorum. Mayınlar temizlenecek ardından limanlardaki gemiler hareket edecek açıklamasını yapıyor. Rusya'nın Mistes obüslerinin yine çatışma sırasında nasıl kullanıldığına dair görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Kadirov'un yardımcısını görmektesiniz. Kadirov'un özel alay komutan yardımcısı Zaporojiya'da yaralandı. Ukraynalı askerler özel alay komutan yardımcısı Ahmet Kadirov'u yaralıyor. Fransız donanmasının ilk Barakuda sınıfı nükleer tarihli denizaltısı envantere girmiş oldu. 2019 yılında su indirilen sınıfının ilk denizaltısı Sufren yapılan test ve deneme seferlerinin ardından Fransız donanması Mary National'ın hizmetine girmiş oldu. Bu da Fransa'nın özellikle Akdeniz bölgesinde caydırıcı gücünü arttıracağı yorumlarına yol açıyor. Dışişleri Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamaya aktaralım. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Buyar Osmani'nin ülkemizi ziyaret edeceği duyuruldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çağrısıyla Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani yarın ülkemize gelecek. Yine Güney Azerbaycan'a gidiyoruz. İran'ın işgal ettiği Güney Azerbaycan'ın başkenti Tebriz'den görüntüler görmektesiniz. Tebriz'de yüzlerce Güney Azerbaycan emeklinin Doğu Azerbaycan valiliği önünde toplanarak ki buranın bir bölge ismi olduğunu hatırlatalım. Maaşların yetersizliği ve hayat pahalılığını protesto ettiği yönünde görüntüler paylaşılıyor. Paylaşılan görüntülere göre polis protestocuların valiliğin önünde toplanmasına engel olmaya çalışsa da başarılı olamamış durumda. Tebriz'de halk yürüyüşe devam ediyor. Evresteki protestolara dair çok sayıda görüntü var. Sadece bazı seçtiğimiz görüntüleri aktarmış olduk. Yine savaşın başından beri en merak ettiğimiz konu milyonlarca dolar değerinde A400M uçakları ki bilindiği gibi savaşın başlamasından 3-4 saat önce Ukrayna uçtuğu sırada o gün savaş başladı. Bu kadar şanslı olur. O uçakların durumunu merak ediyoruz. Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı Oleksi Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan tarafından Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ve A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetli ulaşmasını sağlamak gibi konular görüşülmüş durumda. Romanya'ya gidiyoruz. Romanya'da Rumenler Nasrettin Hoca'nın maceralarını kendi dillerine çevirmiş. Bu şekilde bir fotoğraf yayınlanıyor. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım dostlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerle diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıl dönümü resepsiyonuna katılıyor. Akıncı için yeni hava hava füzesi çalışması sürüyor. Görüntü ve açıklama bugün ait TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş. Hava hava füzeleri kapsamında Akıncı ekibiyle beraber çalışıyoruz. İleriye yönelik başka platformlar da olabilir. Bugün de çalışmalar devam ediyor. Hem akıncı hem diğer platformlar radar ve mühimmat yeteneklerini arttırdığı noktada görmeden görüp uzaktan etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olacak açıklamasını yapıyor. Kosova'ya gidiyoruz. Kosova'nın başkenti Priştine'den görüntüler görmektesiniz. Bireçli'ne düzenlenen protestoda emniyet güçleri ve göstericiler arasında arbede çıkıyor. Kosova Kurtuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği önderliğinde yüzlerce savaş gazisinin kendilerinin askeri ücrete zam yapılacak kategorinin dışında bırakılmamaları talebiyle Kosova Meclisi önünde protesto düzenlediğini görmekteyiz. Mecliste bu konunun görüşüldüğü sırada protestocular polis kordonunu aşıp meclis bahçesine girdi. Emniyet güçleri protestoculara biber gazıyla müdahale ediyor. Irak'a gidiyoruz. Irak'ta mahkeme tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan İngiliz vatandaşı Jim Fitton hakkında 15 yıllık hapis cezası veriyor. Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda 20 Mart'ta bazı tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları sırada yakalanan Fitton ve Almanya vatandaşı Volker Waltman'ın yargılandıkları davanın duruşması Bağdat Kart İstinap Mahkemesi'nde görülüyor. Mahkeme 60 yaşındaki Alman vatandaşını delil yetersizliğinden serbest bırakırken 66 yaşındaki İngiliz vatandaşı ise 200 yıllık tarihi eserlerin kaçakçılığını yaptığı gerekçesiyle 15 yıllık hapse mahkum ediliyor. Diğer haber bilindiği gibi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan'a gitmesine diğer ülkeler izin vermemişti. Hava sahalarını açmamıştı. Bugün dolayısıyla Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandr Bacon Hersenko'yu kabul ediyor. Sırbistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Uçic ve Büyükelçi arasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bazı ülkelerin uçağına hava sahası engeli koyması nedeniyle iptal etten Sırbistan ziyaretçi hakkında konuştuğu belirtiliyor. Kendisi hava sahası izni olmadığı için bu ziyaretin iptal edildiğini söylerken Uçic'in görüşmede Lavrov'un ziyaretinin iptal olmasından duyduğu memnuniyetsizliği ve ülkesinin her şeye rağmen siyasi kararlar almada bağımsızlığını koruyacağını Tüm ülkelerle geleneksel dostluk ilişkisini muhafaza ederek Avrupa Birliği yolunda ilerleyeceğini dile getiriyor. Bu tüm dünya için barış, işbirliği ve diyalog çağrısında bulunurken kendileri bu açıklamalarla bilindiği gibi çelişiyor. Sürekli olarak Bosna üzerindeki açıklamalarını aktarıyoruz. Hoşça kalın.